Sabah olunca şah çıkıp divana gitmiş, vezirde öteki saraylılar da gelmişler. Salon dolunca şah yargılayıp atamalar yapmış, buyruklar verip işlerini tamamlamış, bu böylece akşama kadar sürmüş, sonra divan dağılmış, şah şehri yerde sarayına dönmüş. Ve üçüncü gece gelince, Dünyazat ablacığım demiş, senden anlattığın öyküyü tamamlamanı rica ediyorum. Şehrazat da, tüm dost ve cömert yüreğimle, diyerek yanıt vermiş, sonra da sözünü sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki, üçüncü şey üçünün en şaşırtıcı olan öyküsünü anlatıncayını çok şaşırmış ve de zevkten ve heyecandan titreyerek, cinayetin bedelinin geri kalanını da bağışladım, taciri bırakıyorum, demiş. Bunun üzerine tacir mutluluktan uçarcasına şeylerin önüne gelmiş, onlara teşekkürler etmiş, onlar da kendilerince onun ölümden kurtulmasını kutlamışlar ve sonra her biri ülkelerine gitmişler. Ancak, diye sözünü sürdürmüş şehrazat, bu öykü balıkçının öyküsü kadar şaşırtıcı değildir. Şah, neymiş bu balıkçının öyküsü, diye sormuş, Şehrazat da anlatmaya başlamış. Balıkçı ile Ecinli Öyküsü İşittim ki ey bahtı güzel şahım. Bir zamanlar yaşı epeyce ilerlemiş, evli barklı, üç çocuk babası, oldukça fakir bir balıkçı varmış, ağını her gün suya sadece dört kez atar, sonuç almasa da bir daha denemezmiş, böylece, günlerden bir gün, Öyle saatinde deniz kıyısında sepetini yere koyup ağını fırlatmış ve ağın suyun dibini bulmasını beklemiş. Sonra ipleri toparlamış. Ağ öyle ağırmış ki kendine doğru çekmeyi başaramamış. O da uçları toprağa kakılı sağlam bir kazağa bağlamış. Sonra soyunmuş, suya dalıp ağın yöresinde yüzmüş. Ağ karaya çekinceye kadar çabalayıp durmuş. Başarısından mutlu giyinmiş. A yaklaşıp bakmış ki, içinde bir eşekleşi yatmakta, bunu görünce üzülmüş ve yüce ve kudretli Allah'tan daha yüce ve kudretlisi yoktur demiş. Sonra da, ama gerçekten, Allah'nın bana bu bağışı çok şaşırtıcı, diyerek kendi kendine şu dizeleri okumuş. Ey dalgıç, gecenin karanlıklarında döner durursun. Ve körü körüne yitirirsin her şeyi, bırak bu zahmetli çabayı, çek git. Çünkü baht devinmeyi sevmez. Anı leşten kurtarıp, suyunu sıkıp akıtınca, Allah'ın adını anarak, onu yeniden suya fırlatmış ve ağın suyun dibine ulaşmasını beklemiş. Sonra da çekmeyi denemiş, ama ağın çok ağır olduğunu ve ilk şeferinkinden de daha çok dibe çöktüğünü anlamış, büyük bir balık yakaladığı düşüncesine kapılarak soyunup suya dalmış, ağ kurtarıncaya kadar çabalamış ve onu kıyıya çekince çamur ve kumla dolu bir küp yakaladığını anlamış, bunu görüp umudu kırılınca, şu dizeleri okumuş. E kötü talih, artık yeter. Allah'ım kullarına acı. Ne hazin ki, yeryüzünde hiçbir ödül yeteneğe eşit değildir. Çoğu kez, evinden çıkar bahtımı ararım. Epeyce oldu, öğrendim artık, baht ölmüştür. Bu ne yoksulluk? Ey talih, gölgene sığınırlar ama sen, bilgeleri sürgün eder, dünyayı budalalara yönettirirsin. Sonra küpü uzaklara firlatmış, ağını sıkmış, isyanından dolayı Allah'tan bağışlanma dilemiş ve üçüncü kez, deniz kenarına gelmiş, ağını fırlatmış ve dibi bulana kadar beklemiş, sonra da çekerek kırık testiler ve cam parçalarıyla dolu olduğunu görmüş, bunu görünce bir şairin şu dizelerini okumuş. Ey şair! Bahtın rüzgarı hiç senden yana esmeyecek. Biliyor musun saf kişi? Ne kamış kalemin, ne yazının ahenkli kıvrımları seni asla zenginleştirmez. Sonra başını göğe kaldırarak, haykırmış, Allah'ım. Biliyorsun ağımı dört kezden fazla fırlatmam. Oysa daha şimdiden üç kez fırlatmış bulunuyorum. Bunu izleyerek Allah'ın adını bir kez daha anmış ve ağını denize fırlatmış ve beklemişti bulaşsındı. Bu kez tüm çabalarına karşın dikteki kayalara dada dada da dada dada ta 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 tar tatata fazla takılmış olan ağını çekmeyi başaramamış ve bağırmış. Allah'tan yüce ve kudretli varlık yoktur diye sonra soyunup ağın yöresinde denize dalıp çıkmış. Ağ kayalıktan kurtarıp karaya çıkarıncaya kadar çabalayıp durmuş. A açmış, bu kez içinde sarı bakırdan, içi dolu ve dokunulmamış büyük bir küp bulmuş, küpün ağzı kurşunla kaplanmış ve Davut. Peygamberin oğlu Hazret, Süleyman'ın mührüyle mühürlenmiş imiş. bunu gören balıkçı pek sevinmiş, kendi kendine, işte çarşıda kazancılara satabileceğim bir şey buldum. Herhalde en az on dinar eder, demiş, küpü sallamaya başlamış, ancak ne denli ağır olduğunu anlayınca, kendi kendine, açıp içinde ne olduğunu görmem gerek, onu torbama koyar, sonra götürür kazancılar çarşısına satarım, diye düşünmüş, bıçağını eline alıp küpün ağzından kurşunu sökünceye kadar uğraşmış, sonra da küpü tersine çevirmiş, içindekiler. Yere dökülsün diye sallamaya başlamış, ancak küpten yere hiçbir şey düşmemiş, sadece yerden göğün mavisine yükselen ve toprağa yayılan bir duman oluşmuş, balıkçı çok şaşırmış. Sonunda dumanın yayılması bitince yoğunlaşma başlamış, bir titreşim sonunda, ayaklan yerde sürünürken, Başı bulutlara değen bir ifrite dönüşmüş. Bu ifritin başı bir kubbe, ayakları direk, ağzı mağara, elleri dirgen, dişleri çakıl, burnu testi, gözleri meşale gibiymiş, saçları dağınık ve tozluymuş. Bu ifriti görünce balıkçı korkmuş. Her yanı titreyerek dişleri birbirine kenetlenmiş, tükürüğü kurumuş ve gözleri ışıktan körleşmiş. İfrit balıkçıyı görünce "Allah'tan gayrı tanrı yoktur, Süleyman da Allah'ın peygamberidir." diye bağırmış ve balıkçıya seslenerek ve sen ey Süleyman, Allah'ın peygamberi, beni öldürme. Bir daha sana karşı gelmeyeceğim. Emirlerine karşı çıkmayacağım." demiş. Balıkçı, "Ey asi ve küstah dev. Ne cesaretle Süleyman'ın Allah'ın peygamberi olduğunu söylersin? Süleyman öleli 1008 yıl oldu ve biz ahir zamandayız. Ya senin anlattığın öykü ne? Bu küpe nasıl girdin sen?" demiş. Bu sözleri duyan ecinli, balıkçıya, Allah'tan başka ilah yoktur, sana iyi bir haber vereyim balıkçı, demiş, balıkçı da, ne söyleyeceksin, diye sormuş, ifrit, ölümünü. Hem de şu saatte ve de en korkunç şekilde, diye yanıt vermiş. Balıkçı buna, bu haber için Allah leyanı versin, ey ifritlerin sultanı, demiş, Allah seni korumasın, seni bizden ırak kılsın. Niye benim ölümümü istersin, ölümü hak edecek ne yaptım ben? Seni küpten kullardım, denizdeki zindanından azat ettim ve yeryüzüne çıkardım. İfrit demiş ki, ye tuttuğun ölümü kendin beğen ve de ne biçimde öldürülmek istediğini söyle. Balıkçı, böylesine bir cezayı hak edecek ne gibi bir suç işledim, diye sormuş. İfrit! Ey balıkçı! Öykümü dinle bak, demiş. Balıkçı da anlat öyleyse, ama kısa kes. Çünkü ruhum sabırsızlıktan ayakucumdan çıkmak üzere, demiş. İfrit anlatmaya başlamış. Bil ki ben Asiye cinliyim. Davut'un oğlu Süleyman'a karşı çıktım. Adım Sakı el cinlidir. Süleyman benim üzerime Veziri Barkiya Ül Asaf'ı gönderdi. Tüm çabalarıma karşın vezir beni tuttu ve Süleyman'ın ellerine teslim etti. O anda burnum sürtüldü, kendimi aşağılanmış hissettim. Beni görünce Süleyman Allah'a şükretti ve benden onun dinine girmemi ve emrine tabi olmamı istedi ama ben reddettim. Bunun üzerine bu küpü getirtti ve beni hapsetti. Sonra ağzını kurşunladı ve yücelerin yücesinin adıyla mühürledi ve iman etmiş ifritlere emir verdi. Beni omuzlarına alarak denizin orta yerine atıverdiler. Denizin dibinde yüz yıl kaldım. İçimden, beni kim kurtarırsa onu servete boğacağım dedim. Ama yüz yıl daha geçti beni kimse kurtarmadı. İkinci yüz yıl bitince, kendi kendime, beni kurtaracak olana, toprağın definelerini bulup vereceğim dedim ama beni kimse kurtarmadı. Böylece 400 yıl geçti. Kendi kendime, beni kurtaracak olana istediği üç şeyi vereceğim dedim. Ama beni kimse kurtarmadı. O zaman müthiş bir hiddete kapıldım kendi kendime, şimdi artık beni kim kurtarırsa, onu öldüreceğim. Ama ona ölümünü seçme fırsatımda tanıyacağım dedim. İşte tam bu sırada, ey balıkçı, sen gelip beni kurtardın. Hangi biçimde öldürülmeyi istiyorsun, söyle bakalım, demiş. İfrit'in bu sözleri üzerine balıkçı: "Hey ya Rabbi!" demiş. "Ne inanılmaz şey. Seni kurtarmak demek bana nasipmiş. Ey İfrit, gel beni affet. Allah da seni affetsin. Ama beni öldürürsen Allah da seni kahretmek için birilerini yoluna çıkarır." demiş. Bunu duyunca İfrit: "Ama seni öldürmek istiyorsam bu sırf beni kurtarmış olmandan dolayıdır." demiş balıkçı da, el ifritlerin şeyhi, sana iyilik yapanı kötülükle karşılaman doğru mu? Oysa atasözleri hiç yalan söylemez. Ve balıkçı bu konuda şu dizeleri okumuş. Acının tadını tatmak istersen herkesin derdine ortak ol, kederini yatıştır, yaşantıma yemin olsun ki, çakallar minnet bilmezler. İstersen dene, durumun amrın anası macir gibi olacaktır. Ama, ifrit ona, çok konuştun kesinlikle senin ölmen gerektiğini bil. O zaman balıkçı, kendi kendine, ben bir insanoğlundan başka bir şey değilim, o ise, biricinli, ama Allah bana tutarlı bir akıl vermiş, onu yok etmek için bir tertip bulmak, kurnaz bir hile hazırlamak isterim. Bakalım o da sırası gelince kötülüğü ve kurnazlığı ile bir düzen kurabilecek mi, demiş. Bunun üzerine ifrite, gerçekten benim ölümüme karar verdin mi, diye sormuş, ifrit, hiç kuşkun olmasın, yanıtını vermiş. O zaman balıkçı Süleyman'ın mührü üzerinde adı bulunan Allah adına soruma doğru olarak cevap vermeni senden rica ediyorum demiş. İfrit yüce Allah'nın adını işitince çok heyecanlanmış ve şaşakalmış ve sorabilirsin ben de doğru olarak yanıt vereceğim demiş. Bunun üzerine balıkçı nasıl oluyor da senin ancak elini ya da ayağını sokabileceğin küpe tüm olarak sağ biliyorsun demiş. İfrit acaba bundan kuşkumu duyuyorsun diye sormuş. Balıkçı doğrusu küpe girişini gözümle görmedikçe buna asla inanmam demiş. Ancak o anda Şehrazat şafak söktüğünü görmüş. Ruhsatlı konuşmasını kesmiş.